Ben açıklayayım mı şimdi? Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Hayzır ol karıcığım, açıklıyorum. Gece uyandığında da sinirlenir. Çişi gelir, yataktan kalkıp çişe gidecek, üşenir, sinirlenir. Hipnoza geldim, bir dakika. Abi, şunu bir açıklayayım, çok iyi oldu bu ya. Yalvarıyorum sor, abi, sor hipnoza, ya. En çok abone kaybettiğim video. Nasıl? Böyle şey mi suçladılar? Yalancı yapıyorsun. Bunlar. Ya ben niye abi milleti kandırayım? Abi dedim, bir kusuyordum hatırlıyorsun. Öğürmeye başladım, tamam mı? Aa, çok enteresan ya. Yüksek konuşsa duysun. Bak, teknik. Ben! Peki YouTube'a başladığınızdan beri böyle bir aman lanet olsun bırakalım artık dediğiniz bir nokta oldu mu hiç? Abi tamam, bu kabuklu bir... Ne? Ama ne olduğunu bilmiyorum ki şu an. Aslında ben çok öyle. Gerildim, yemin ediyorum çok gerildim. Yumurta olsa sevinirim. Yumurta olsa niye pisin? Ne bu? Bir zaman. Şu an ben bunu eleyemem. Zaten. Bize kaldan herkese merhabalar, ben Seçkin Süngüç. Ben Feza Altın. Ve bugünkü konuğumuz Fırat Albayrak. Namı duyar. Çap çap reisi. Her şey diyorlar. Lucidis bilmem ne Fırat Lucidis. Abla. Yavrum çiki çik yap. Sesi gelsin. Çiki çik çak. Tabii ki. Buradayım. Kim burada? Duyuluyor mu bilmiyorum. Efendim, ama. Efendim Ceyda Kasabalı Albayram da burada ama kendini çok göstermek istemiyor. Ama birazdan. Geldi. Ya, geldi geldi. Ceyda. Ama birazdan seni bir sürprizimiz var. Aa. Tekrar çağıracağız. Tabii. Aynen. Evet. Hatta çok severim. Koltuğunla beraber geleceksin. Öyle. Evet. Çok güzel seveceğim bir sürpriz. Bir sürpriz olacağını eğleneceğiz. Çok düşünmüyorum ama yine de. Evet. Evet. Yani. Ekle de gör. O kadar da şahane bir şey değil. Neyse. Büyük hazırlandık onun için. Neyse onu sonra. YouTube'un en konuşulan, en sevilen, en çok izlenen, bir de, yani 3 dakikada 1200 yorum olan kanalının sahibi, YouTube'un en tatlı çifti Fırat Albayram ve eşi gelmiş. Biz daha ne yapalım? Aynen. Biz ne yapalım? Ne yapalım? Makyaj yapalım. Ne yapacağız yani? Makyaj. Ve Fezi ne dedin? Ne makyajı yapacağız? Jön makyajı yapacağız. Aa, yakışır. Yakışmaz mı? Yakışır. Yani eski jönlerden diyeceğim de şimdi hani şey anlaşılmasın. Hani Kadir İnanır gibi. Ama oyunculuk yaptın yani. Oyunculuk yaptım, jönlük yapmadım. Biz jönün yanında ortamı yumuşatan çocuk. Yeni nesil jönlerden o zaman diyelim. Evet, evet. Onlara da her şey, tabii. Erkek oyuncuya böyle yakışıklı, güzel, boylu postlu oyuncuya bir jön denir. Denir tabii canım. Yani. Adamın boyu, postu. Denmez. Yakışıklı. Niye denmez ya? Abi çok farklı işler ya. Bir şey söyleyeceğim. Jön olmak için ne gerekiyor? Türkiye şartları. Mangal gibi gerekir. Ya, Türkiye şartlarında jön olmak için illa bir yakışıklılık gerekecek zaten. Yani ya yakışıklı olacaksın tik, ama ya da ding, attık onu. Çirkin olacaksan da fazla karizmatik olacaksın. Mesela Berdum gibi. Mesela kim gibi? Adrien Brody mesela. Ha, evet. Ha. Yakışıklı mı değil ama değil. Acayip karizmatik. Doğru, evet, doğru. Evet, öyle tipler var. Benim arkadaşıma da. Yazmıştı Roma'da, biliyor musun? Ne diyorsun? Aa, yemin ediyorum. Ne yaptın ya, ne yaptı sonunda? Hiç. Anlamadı ki onun ne olduğunu zaten. Ya, ben ondan sonra dedim ki Nihal dedim. Zaten yok, şu an evli sen zaten Nihal. Sen var mıydın? Altın Portakal'da adam piyano çalmıştı, dinlemiştik en önde böyle. Ben yoktum şey. Altın Portakal'da. Adam da karizmaya bak işte. Ben evet. Evini gördüm de ama şatoda yaşıyor abi. Ha, onu bilmiyorum mesela. Ama bizim de eşecönümüz sensin abi. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Bugün işte sana şey yapacağız. 3 artı 1 dairede yaşıyoruz. Vardır olsun. Neler vardır. Bugün şartlarında o da süper. Ben de 3 artı 1 dairede yaşıyorum. Kira sen mı? De bir jön olmuşsun. Kira mı sizin mi diye. Hayır hayır, şaka yapıyorum. Beni ilgilendirmez bu. Ama inşallah bizim olur bir gün. Niye olmasın ya, bu kadar şey, bu kadar başarıya. Aynen. En iyisini hak ediyorsunuz. Başarından daha hızlı dolar yükseldiği için yetişemiyorum, biliyor musun? Yani gerçekten. Eve girdiğinden beri fiyatı %30-%40 arttı. Değil mi? Alamıyorum kardeşim. Bizim de öyle yani. Biz ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Neyse, makyajımıza başlayalım. Bir şeye bağlıyormuş bu böyle. Ağlamadan. Ekonomi programı. Ekonomi programına. Para piyasalarına bağlanıyoruz şimdi. Dolar işareti çiziyorlar. Fırat, sen bayağıdır oyunculuk yapmıyorsun mu yoksa? Yok, yapıyor. Yani film çekiyorsun. Film ne zaman en son çekti? Bir tane Netflix'te evet. Bir film var. O bir, çok mu oldu çekileli yoksa yakın zamanda mı? 3 tane film var Netflix'te. Ama yeni eklenen o zaman. O en son Bize Müsaade mi? Evet, evet, evet. Bize Müsaade'den bahsediyor. O eski ya. Tam pandemi gitmeden önce çektik. Pandemi yüzünden yayınlanmadı. Evet, tamam, çok da eski değil aslında. Ben o filmi çok seviyorum. Sen bu arada orada böyle saçların bir uzun bir şey. Böyle çelik, bir çelik gibiyim ha. Şey yok, çelik gibi değilsin de. Yani şey böyle nasıl söyleyeyim, hani atınla böyle tıkıdık tıkıdık koşuran falan bir şeysin, adam gibisin orada. Orada farkındaysan çakma jöne oynuyordum. Hani yani becerememiş hani hayatta şey olmayı ama. Ben oradan yola çıkarak dedim ki hani bir jön makyajı yapalım. Çakma jön makyajı. Hayır, çakma jön makyajı deseyler. Yok, gerçek jön makyajı. Peki sen şu anda da sinema film durumlarına sıcak bakıyor musun? Yoksa emeklerinin karşılığını alamadığını düşünüp bu YouTube çok daha iyi, ben buradan gideyim kafasında mısın mesela? Zaten öyle yani. Şimdi YouTube daha iyisinden ziyade ne biliyor musun? Sonuçta kendi işimi yapıyorum. Yani. Ve rahatsın. Kendi işinin patronusun. Kendi kanalın, kendi televizyon kanalı gibi düşün. Ha, bu daha rahat bir şey değil mi? Kendi televizyon kanalı. Ya ayda, geçen ay 53 milyon izlendi kanal. Ne yapıyorsun? Böyle bir bence 3 tane televizyon kanalı
yıllık kadar izlenmiştir zaten. Gerçekten. Bir ayda. Medya patronuyum yavrum, medya patronu. Bir ayda mı? Bir ayda 53 milyon. Bir ayda. Abi müthiş bir şey bu. Wow. Müthiş bir şey bu. Tabii ki siz konuşursunuz. Tabii ki bu kadar fazla göz önünde olursunuz. Tabii ki bu kadar sizi severler. Bir de. Tabii ki Tesla bakarsın diye ben devam yakışır. Cybertruck mı alıyorsun abi? Ne alıyorsun? Abi, yok. Normal işte. Normal. Şey Tesla. Türkiye'de olanlardan. İnşallah yani. Bakalım. Benim arabayla aynı fiyat olduğu için alacağım zaten. Satacağım alacağım. Çünkü al sat yapıyorsun. Elektrik artık geçmemiz gerekiyor. İnanılmaz yakıyor araç. Çok. Abi değil mi her ya? Her şeyine şey oldu ki. Biz niye sürekli paraya dönüyoruz? Abi, doğalgaz faturası geldi diye böyle. Oyuncular geldi. Evet. Çok pahalı her şey valla. Hayat pahalı devam diye. Devam etmeyecekmiş sandım da sordum da. Ama bak şimdi şöyle bir şey var. Film dediğim bir ay sürüyor. Yani o bir ay ne yapacağız kanalda? Yani duramayız ki. Ancak şöyle olur. Durmak değil. Hiç mi boş vaktin olmaz? Bir saat video çekecek film çekerken ne bileyim. Ya o yorgunlukla olur ama. Şöyle olması lazım. İşin bize ait olması lazım. Yani Ceyda ile benim üzerime bir film olduğu zaman olur. O zaman artık o seviyeye geldi. Yapım şirketi kuracaksınız. Kendi ya işinizi... bir yapım şirketiyle ortak yapacağız. Ha. Abi peki böyle bir şey olsa okey misin? Kabul eder misin onu? Senaryo eğer bizim izleyicimize uygunsa. Hı-hı. Peki. Evet. Ceyda buraya geldiğinde bir diziden bahsediyordu ve ben bekledim hala o diziyi göremedim. Niye biliyor musun abi? Ne oldu? Senaryo çok zor. Mesela dün draftı geldi yeni senaryonun. Hala topluyoruz yani senaryoyu. Hala okeylemediniz. İçinize sinmiyor bir türlü. Peki aranızdaki mükemmeliyetçi Fırat mı? Bence Fırat daha çok. Çok mu yani? Bu kadar mı düşünüyor? Hani çok mu fazla şey yapıyor, inceliyor, sık dokuyor? Dedik böyle. Ceyda star zaten. Yani. Ben açıklayayım mı az şey? Ne olur. Hazır ol karıcığım, açıklıyorum. Abi Ceyda star nasıl biliyor musun? Yani bir şeyler hazırlanıyor, düşünülüyor. Ceyda'ya sonra anlatılmıyor bak. Önce kabul ettirilme aşamasına geliyor. O kadar karıcığım olsun. Böyle bir şey yapacağız. Bunu düşündüm, şunu düşündüm. Anlatırken surat şöyle oluyor. YouTube'un başından beri hep böyle. Ama kabul eder. Onu öğrendik yani. Starlık öyle söylersin. Bir şey ama starlık tamam, bunu neyse, gerektirir. Tamam düşün dersin. Sonra bir gün sonra gelirsin şöyle dersin. Tamam ya nasıl istiyorsan yapar. Umursamıyorum gibi. Hmm. Sonra derken heyecanlanmaya başlar. Yani ilk heyecanlanmaya. Ne yapıyoruz sonra? Tabii, evet. Çıkınca da mutlu olur. Çok güzel oldu diye. Peki YouTube'un çıkış noktası da fikir babası senin evet. Mi yoksa? Ne dedin sen? Gel Ceyda böyle bir kanal mı açalım dedin? Evet o da yapmam dedi. Ne yapmam mı dedin Ceyda? Ceyda her şey yapmam dedi. İnanılmazsın. Ama demek ki bu çatışma ...çatışmadan da bir şey doğmuş. Hiç de öyle bir uyuzluğu var gibi durmuyor. Uyuz değil ya. Ama bu bir uyuzluk bence. Yani bunu yapmam. Yani şey ilgim yok öyle. Ha. Ama bu iyi bir şey abi. Bak bence de. Benim gibi olsaydı ne olurdu biliyor musun? Şimdi abi iki tane bu enerji birbirinizle evet birbirinizle yani böyle pat diye bir şey pat şey gibi olurdu. Big Bang gibi olurdu. Evet çünkü şöyle olurdu. Hayır benim dediğim olacak. Hayır benim fikrim daha iyi durumuna geçerdi. Ha. Aslında onun bana bunları vermiyor oluşu daha iyi. Çünkü o aslında söyleneni en iyi şekilde zaten çıkartıyor ortaya. Yani şunu videoyu çekeceğiz diyorsun. Ama şunu kabul etmez mesela. Şöyle bir şey çekeceğiz dedin ya. İşte sen şöyle bir şey mi yapsan dediğin zaman bana karışma ben ona yaparım. Eğer söylersen kötü olur zaten. O doğaç içinden bir sorumuz çıkardı. Vardı onun cevabını vermiş oldum. Hiç kurgu var mı diye şey yapacaktık. Yani bir kurgunuz var ve bunun üzerine bak sen bunu yap şimdi sen buradan gir. Sen şuradan çık ben böyle yapacağım. Ben şöyle yapacağım gibi bir şeyiniz var mı? Yani o zaten anlaşılır. Ama olanları biliyorsun zaten. Hı-hı. Mesela yatıya kallardı. Tabii ki. Yazılı senaryo olanları var. Ama o zaten yazılı olduğu belli. Tabii. Ötekinde bile Ceyda'ya aslında şöyle ya bak bence komedisi burada dediğin zaman bile benim bana bunları söylüyorsun sonra çok kötü olur diyor. Doğallığı kaçmasın. Evet. Yani tam bir YouTube starı. Bırakın. Öyle doğmuş anladın mı? Doğru. Allah. Aslında çok okey. Yani beni bırakın ben yapacağımı yapacağım zaten. Sizin söylemenize gerek yok diyor. Ben de o diyor yani. Evet, bu arada ben de bir şey itiraf edebilir miyim? Senin gibi düşünüyordum. Ben mesela YouTube'la alakalı YouTube çek dedikleri zaman müthiş bir baskı hissediyordum. Yok yapamam ben edemem o kadar şeydi falan. Şu an makyajdan ne kadar keyif alıyorsam bundan iki kat daha fazla keyif alıyorum. Evet şu an keyif. Konuk ağırlamak, bu kadar insan tanımak. Çok özgür. Vallahi müthiş bir şeymiş yani. Yani YouTube'u severek yapmak başka bir kalite. Evet. Getiriyor şeye videolara. Bu arada dedim. Şundan çünkü... bir soru gördüm gözüme ilişti. Savaşçı diye bir dizi varmış evet. Ve sen öncesinde teklif gitmiş Ceyda'ya. Sen kabul ettirtmemişsin sonra kendin oynamışsın. Bu nasıl oldu? Kabul ettirmedim değil. Nasıl? Fitne soktum. Nasıl yani? Ya aslında şöyle bak. Şimdi senaryo oynamasını geldi mı istemedin sen Ceyda'nın? Tabii yani. Yeni evlenmiştik abi. Senaryo geldi. Çok ağa değilsin ama. Ama bak şimdi benim tarafından bak. Yeni tamam. Evlenmişiz. Evet. Senaryoda bir tane kadın var. Geri kalan herkes erkek ve Eskişehir'de. Ben de dedim ki yavrum sen burada dedim geri planda kalırsın. Bu kadar erkeğin evsine ne gerek var ya? Çok bilmiyorum.
çok benim yapacağım senin şey. Senin tarafından düşünürsem senin de oynamaman gerekiyordu bence. Sonra zaten bana gelince, bu arada Ceyda'ya gel derken audition hani çağırdı. Ben hani boş ver dedim. Olur da hayvan yani olursa diye korktum. Olur hat olursa diye. Sonra bana geldi. Ya dedim baksana oğlum bana gelmiş dedim. O anladı tabii kıyamam. Şey dedi ya sen dedi yap dedi. Ya. Yap dedi. Gittin mi Eskişehir'e? Ama ben dedim ki ben 13 bölümlüğüne geleyim. Yeni evlendim dayanamam dedi. Bu arada gerçekten öyleydi. 13 bölüm diye gittim 56. bölümde çıktı. O kadar uzun sürdü mü? Çok güzelmiş. Benden sonra da sürdü canım. Hadi ya. Hala devam ediyor. Yok, devam ediyor mu hala? 5 sene falan sürdü ya. İnanılmaz ya. Yani haftada bir görüşüyor. Evlenen evlenmez Eskişehir'de dizisi. Zordu ya, evet ya. Zordu. Abi bir şey söyleyeceğim bu arada. Ama Ceyda yolda. Ben her videoda seni galiba böyle görmek istiyorum şu nasıl? An. Nasıl? Ne o? Senin kendi videolarında da böyle görmek istiyorum galiba. Ha. Böyle bir saçının bu dalgası işte teninin bu şu an bu parlaklığı buradan. Buradan ben gelen bu ışık, ben. Buradan gelen bir gölge böyle bir gerçekten şey oldun ya. Nasıl söyleyeyim? Ne oldu? Jön. Yani jön oldun bir de yani şu şey poneten şey etkisi çok hoş, acayip hoşuma gitti. Benim burnuma hep gölge atarlardı sette, onu da şey yapalım. Tabii ki unutmayalım çocuklar diye. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. YouTube'a girmeye sen karar verdin diyorsun. Bu dizilerden bizlerden sonra mı? Nasıl oldu? İlk Savaşçı'dan sonra oldu. Savaşçı'dan sonra mı direkt? Abi peki bir şey gördün mü ya da yani YouTube izler miydin o zamana ben kadar? Ben Twitch yayıncısıydım. Tamam. Hı-hı. Yani zaten dünyaya hakimdim. Aha. Ama YouTube bambaşka bir şey ya. Normalde Twitch'e bir markayla bir işbirliği yapacaktık. Onlar dediler ki ya bizim Twitch değil YouTube bütçemiz var dediler. Orada benim... YouTube'da çekeriz abi. Aynen öyle. Ben yani? Şöyle dedim. Ya bizim zaten YouTube kanalı açma fikrimiz var. Eşimle beraber film önereceğiz dedim. Aklıma o an o geldi. Hani oyuncuyuz ya. Kötü de fikir abi bu arada. Çıkmaz yani. Aa olur falan dediler. Tamam dedim. Hani ne kadar izlenir dediler. Bence dedim yani 10 bin izlenir dedim. 36 video anlaştık. 360 bin izlenecek diye ilk video 600 bin izlendi. Sonra zaten film önerileri. 13-14 milyonla çıktık yani o videolardan, anladın mı? Peki sen... Aslında bizi marka başlattı gibi bir şey oldu. Sen daha önce bu geldiğimizde şey diyordun. Bizim videolar böyle bir noktadan sonra patladı evet, falan. Bir bu 6 ilk koydum 600 bin. İlk koydum 600 bin ya. Ondan sonra 30-40 bin, 30-40 bin. Sonrasında... Yani hep böyle olur zaten. YouTube algoritması öyle. İlk girdiğin zaman sana bir böyle bir gaz verir, tamam mı? Yükseltir bizim de öyle. Olmuştur. Sonra der ki tamam şimdi yavaş yavaş düşüreceğim. Bakalım düşükken de devam edecekler mi? Burada bu arada çok ciddi bir psikoloji yatıyor. Ne biliyor musun? Her gün yeni kanal açsak nasıl olur mesela? Her hafta çok başka saçma. Bir kanaldan. Çok saçma. Hanet olsun bu kafaya ya. Bilmediğim şey yok. Doğrudur abi. Nasıl para kazanacaksın? Algoritma işte biter. Biz çok para kazanamıyoruz zaten abi. Zaten abi ben sana bir şey söyleyeyim. Merdiven etkisiyle kazandırıyor. Çünkü anlamış Türkiye'de birinin çok para kazanınca gideceğini. Yavaş yavaş kazandırdığına ben eminim YouTube'un. Gıdım gıdım veriyor yani. Bir de algoritmayı bozmamak yapar gerekiyor. Yapar bunlar hemen diyordur. Algoritmayı da bozmamak gerekiyor. Biz açtığımız günden beri bir kere bile video koymadan devam ettirmedik. Pandemide bile şey, hakikaten video çekti. En önemli şey bu. Değil mi? Yani en önemlisi devam etmek değil mi buna? Bunu şöyle bakacaksın abi. Sen ana sayfada yer alıyorsun. Ana sayfada toplam bir karede kaç 20 tane kanal var. İşe gitmeyene mi öne çıkarır? İşe gidene mi? Doğru. Sen işe giden olduğun için. Bak, duydunuz değil mi? Duydunuz. 65 haftadır her hafta size bakın burada bölüm yayınlıyoruz. Abi şöyle böyle küçük böyle bir hareket yapacağım. Baba, hop. Ne? Şöyle bir şey yapacağım. Ay senin hareketlere geldi. Look at this. Look at that my nose. Bak çok hafif şu kadar. Harika oldu. Bir şey söyleyeceğim. Bir göstermek istiyorum ten makyajını sana. Bak, bir göstereyim. Bakayım ya bir. Aa, böyle bak. Oo. Böyle bir hafif böyle bir bronzluk. Buradan böyle bir yaz şeyi hani. Eyvah gelir videodan önce. No vallahi seve seve. Bence şöyle şey çekimler alalım hocam. Şöyle yakından slow motion böyle hareketli hareketli. Şöyle bir saç at. Aynen şöyle yürüyeyim geleyim. Bu kadar uğraştık oturmayayım böyle. Ben balak gibi kaldım burada. Ya. Bu arada bu üstündeki çok güzelmiş ya. Sıcacık tutuldu ki. Valla. Markası ne dermiş? Soru sormayayım. Soru sormayacağım ama şöyle bir şey hissediyorum sizin videoları seyrettiğimde. Birincisi zaten senin espri tarzın bana çok fazla yakın olduğu için çok gülüyorum ama. Burada bulaştı. Bana büyük bulaştı bana zaten da. Yani hani. Şeyi görüyorum. Sen dünya bu kadar karışıkken, bu kadar böyle karmaşıkken ve kötü günler yaşarken hiçbir şekilde onları görmemeyi seçiyorsun. Evet. Sen hayatta negatifliği gerçekten bir kapı örtüyorsun yani negatifliğe. Bu nasıl oluyor peki abi ilişkinizde yani karı koca ilişkisinde de? Normalde de hani tamam videolarda Ceyda'yı görüyoruz neyse o ama gerçek hayatında mı öyledir yani? Ufacık evet. Bir problemde onu hemen ignore mu eder? Hayır öyle değil ama mesela ya kendini sıkacak şeyler yapmıyor mesela. Bence çok imreniyorum. Mesela Twitter'a girmiyor abi. Niye? Öyle çünkü girdiğin zaman zaten sinirleniyorsun. Evet doğru. Ben öyleyim yani. Mesela. Arabada mesela gidiyoruz haberleri açıyorum kapatıyor hemen. Kapattırıyor.
Hayır istemiyorum diyor. Doğru söylüyor aslında yani. Ya zaten müdahale edemeyeceği ve sinirlenecek şeylerden uzak kalarak kendini... Ya hepimizin yapması gereken şey o zaten. Doğru. Evet ya bu stresi kontrol etmek. Ben de tam kaos kovalıyorum. Gireyim bakayım neler olmuş. Sen daha mı gerginsin? Dur bakayım nelere sinirleneceğim. Dur bakayım bir şeyler bulayım gıcık olacağım falan anladın mı? Bende de o var yani. Seviyorsun. Sen daha gerginsin ama ben değil mi? Evet evet. Hayır bence o da sinirleniyor. Tabii ki bazı şeylere ama... Bazı şeyleri mi? Yani açsa sinirlenir. Sabah erken kalktıysa sinirlenir. Uykusunu alamadıysa sinirlenir. Gece uyandığında sinirlenir. Çişi gelir yataktan kalkıp çişe gidecek üşenir sinirlenir. Sürücüyü var onun ya. Her şey sinirleniyor zaten. Ama bizimkisi gibi değil. Hayatımda hiç yataktan çiş için kalkmadım. Sen? Nasıl yani? Hiç. Üşenenlerden hayır misin? Ya hiç gelip de kalkmadım. Uyanmadın. Yeşil elma yiye yat da göreyim seni. Yeşil elma mı? Bir şey söyleyeceğim buna çok şaşırdım şu an. Sen kalkar mısın? Hayır sıklıkla olmaz ama yani yapmışımdır mutlaka kalkmışımdır. Abi yani, gece metabolizma bir şekilde yani uyandırıyor yani. Çok garip benim. Değişik. Uyandırmasa daha kötü sen. Evet abi zaten o daha da problemli onu diyecektim. Yani. Ay. Yani ne güzel muhabbet ediyoruz böyle soru sormadan devam etmek istiyor gibi geldim. Niye birazdan hipnoz, da bu arada hipnoza sonra geldim bir dakika. Abi şunu bir açıklayayım çok iyi oldu bu ya. Yalvarıyorum sor, abi sor hipnoza, ya. Hipnoza geldim. Abi, ben seni seyrettiğimde senin bir lafın beni çok etkiledi. Dedin ki orada ben zaten duyuyorum öyle bütün şeyim gitmiyor yani ben hani he, pat diye bayılmıyorum orada. Evet. Abi şu hipnoz videosundaki şey gerçekti evet ama nasıl oluyor bu? Bize onu birazcık bak, bahsetsen yemin ondan. Yemin ederim gerçek tamam mı? Evet bak. En çok abone kaybettiğim video. Nasıl? Ha, böyle şey mi suçladılar? Hiç. Yalancı şaka yapıyorsun. Bunlar. Ya ben niye abi milleti kandırayım YouTube'da işim gücüm yok. Zaten bir şey söyleyeyim mi sana? Oraya gitsem ve adam beni hipnoz edemese daha komik bir video olur. Evet, evet bu arada gerçekten. Ben yani öyle bir şey hayal ettim. Keşke olmasaydı dedim. Bu arada da olmasaydın da olmazdın. Sen onun olmazdın daha keyifli olurdu. Aynen, çünkü daha... yani o kaos daha komik anladın tabii mı? Tam eğilip hocam olmadı deyip kalkmam daha komik yani. Doğru. Şimdi eğlencesi bak, daha yüksek evet, olurdu. Orada nasıl bir şey biliyor musun abi? Evet kendini kaybetmiyorsun. Hı-hı. Ama sen bıraktın kendini diyor ya. Bırakacağım kendini diyorsun ve bırakıyorsun. O an kendinle savaşıyorsun. Kalksam mı? Ya ne kalkacağım dur biraz daha durayım. Kalkmak istemiyorum gibi şeyler. Çok merak ediyorum. Çok evet, merak şey ediyorum. Herif gibi mi? Evet sonra ben araştırdım. Zaten bunun üniversitelerde mesela özellikle yurt dışında psikoloji bölümlerinde yüksek lisansı yapıyor. Yani zaten bilim olan bir şeyle savaşmanın mantığı yok. Bana hani hipnoza inanmıyorum yazmış herkes. Yani senin inanacağın bir şey değil ki bu şey gibi bir şey. Fiziğe inanmıyorum. Aynen gibi bu bilime. Şey. Biyolojiye de inanmıyorum o zaman. Aynen yani adamlar zaten bunu okutuyorlar. Tabii ki de orada yaptığımız şey okutulan kısmı değil. O şov kısmı. Evet yani onun zaten şov olduğu belli sen ama. Sen ne yaptın? Bir elinle bir şey yapmışsın değil mi? O şeyi ama sen mesela şeye girmedin çok. Yani hipnoza girmedin çok. Ben mesela beni hani eşek gibi anırsa bile okeyim. Çünkü çok merak ediyorum. Çok. Bir şey kaybetmiyorsun zaten. Git bir anlatalım seni. İnşallah da anırır. Aslında evet gerçek. Mesela makyaj unuttursun mesela bana öyle bir durumda. İşte bu arada şunu anlattı ama mesela. Ceyda daha hızlı olurmuş olsaydı. Çünkü Ceyda inanmayı tercih ettiği için. Ama ben sürekli sorguladığım için çok uğraştı benimle. Şimdi siz videoda görmüyorsunuz. Öncesinde de uzun bir telkin yaptı. Dedi ki yani bu kadar sorguladığın için yani beynin sürekli şey yapıyor. Sen ama zor kontrol freak bir adamsın aynen bence. Ama orada mesela, da onu şey evet, yaptı. Onu söyledi. Ceyda dedi daha hızlı transa geçerdi. İnsandan insana değişen bir şey. Ben kimin daha hızlı transa geçerim. Kendi kanalına bak sen onun mesela. Gördüm. Adam yani, Tarkan zannediyor kendini. Evet, Scarlett Johansson'a fotoğraf çekilmişsin diyor. Adam çıldırıyor. Adam çıldırıyor. Evet. Şey, bu arada sizden sonra girdim kanalına baktım ve o videolarını seyrettim ama ben mesela senin videoda adını şimdi unuttuğum için özür diliyorum ama otomobillerle ilgilenen bir şey var. Doğan. Sen mesela fotoğrafını ya gördüğün anda gülmeye başladım ve o çok gerçek geldi bana. Yani hiç sahte gibi düşünmedim ben o videoda açıkçası. O da nasıl biliyor musun? Yani komik gelmiyor ama gülesim geliyor. Yani nasıl anlatayım? Kontrol edemiyorsun evet, yani kontrol onu. Evet kontrol edemiyorsun. Gülesim geliyor. Sonra güldüğüme gülmeye başlıyor. Öyle düşünüyorum diye. Yani çok yani yani kadar... arkadaşlar bunların hepsi gerçek de o kaybolan aboneler lütfen hepsi geri şu an tekrar de, abone olsun. Ama, yani, ama sizin kaybedeceğiniz abone virgül oynamamıştır da. Tabii nereye? Neyse. Ya ben sadece istatistiğinden baktım. En yüksek oydu yani ama çok yani öyle bir şey zaten sorgulayan adamla çok bir tabii canım şey, yani eğlence için yapılmış doğru, bir şey Allah doğru aşkına yani bu kadar abartmayalım ya. Ama mesela sigarayı bırakmak için gideceğim ha, kesinlikle onu anladım. Bir dakika ha, onu da bıraktırıyor mu? Ben. Şimdi şöyle bana dedi ki normalde dedi 3-4 seans sürer bu dedi. Şimdi sana bir şey yapacağım dedi. Aa şahidi burada. Evet evet vallahi. Yukarı çıktık evet, tamam ben dedim ki hani bunu videoda göstermeyelim çocuklara şey anladım. Deneme hı-hı şeysi gibi mi? Ben de biraz konuştu böyle çok ileniyorsun değil mi falan böyle tık şıklatıyor falan bir şeyler yapıyor böyle. Allah Allah. Abi dedim bir bak. Kusuyordum hatırlıyorsun. Evet, evet. Öğürmeye başladım tamam mı? Aa çok enteresan ya. Şöyle oldu. Bırakmadım ama bir hafta boyunca içtiğim her sigaradan nefret ettim. Böyle miden bulandı. Evet ve azaldı tabii. Çünkü iki kere içiyorum ve böyle... Ha, yeter oluyor diyorsun. Bak, şu an nasıl? Yani nasılım kömür çekmişim gibi. Sonra düzeldi. Ha, o bir normalde bir o zaten şeymiş hani 4 seans gidip hı-hı bıraktırıyor. Ama şunu da söyledim. Bırakmak istemeyen adam bıraktıramaz. Tabii canım hı-hı yani bu işte yani, burada yani, bitiyor yine. Değil. Ben şimdi bunun için onlar Konya'dalar. Ben İstanbul'da iyi bir hipnozcu bulup deneyeceğim. Yani. Olursa zaten
Instagram'dan söylerim. Benim gibi bıraksın. Aynen abi. Valla koşa koşa giderler yani. Çok isteyen vardır bence yapıp. Her şey burada bitiyor. Her bunu şey daha önce burada. Ben Adanalı çekerken 8 kişi bizim sette böyle bırakmıştı. Kimisi 6 ay sonra başladı, kimisi 2 yıl sonra başladı, kimisi hiç başlamadı. Abi Adanalı çekerken dedin. Hı. Yıllar önce, 10 yıl önce işte. Sen Adanalı dizisinde makyaj mı yapmıştın hatırlıyorum öyle. Ben bir bölümde soygun kısmında oynamıştım. Soygun mu? Abi her hafta birisi soyuyor. Soymadığım devlet dairesi kalmadı bak. Darphaneye kadar. Makyaj diye çağırdılar bizi. O zaman Mac'te çalışıyorum. Dediler ki siz makyaj yaparken soygun olacak dediler. Yani ama hayatımın en korkunç günü. Bak en korkunç günü. Allah aşkına bul ver. Söylüyorum doğru mu? Bir dakika. Bir file soyduğumuz. Bravo. Hadi. Doldur çabuk. Sen de doldur. Hadi doldur şunları. Doldur. Sakın yanlış bir şey yapmaya kalkın. Hadi. Hadi gel çabuk. Ben de. Onları da koyla. Kimse kıpırdamasın. Vallahi orası. Bitmedi o çekim ya. Evet ben sabah 4.30'da ağlıyordum artık ben eve gitmek istiyorum diye. Ya setlerde yorulmuş benim tabii. Oyuncu arkadaşım ya. Zulkan değil bizi beklediler karavanda belediye. Karavanda geçseydin arkadaşım. Ya karaman şöyleydi karavan buz gibi. Saat 4.30 böyle titriyoruz böyle şeyde. Kostundura'da hani. Falan çekiliyor. Bir de benim falan. İşim o değil ki ben makyaj yapmaya gitmişim. Defile makyajı dediler ki siz şey yapacaksınız işte gerdanlıkları çalacağız. Böyle ellerimiz böyle havada. Berk inşallah bulmazsın o videoyu. Ne olur bulma. Ne olur bulma yani. Bul. Ben de varım. Ben de yazmışımdır. Adanalı bilmem bilir. Kaçıncı bölüm acaba? Hatırlamıyorum bile. Adanalı defile yazdım çıkıyordur abi. Vallahi. Her bölümde koyuyorlar parça parça. Ah süper. Peki Ceyda'yı en çok uyardığın konu, onun seni en çok uyardığı konu ne diye sormuşlar mesela. Videolarda. Yani şöyle yapma ya da böyle uyarma konusunda. Sesini düzgün tak. Teknik kısmında mı sınıfta kalıyorsun? Bazen açmam bazen. Açmaz. Kolye tak tak çarpar. Saçlarıyla kapatır, içeriye gömer falan. Anladın mı? O çok sıkıntı oluyor. Sen Ceyda. Henüz hala bir dış ses olarak geliyor Ceyda. Ne acaba ya? Yüksek konuş da duysun. Bak teknik. Ben! Yok. Ne yapmış? Yokmuş. Peki YouTube'a başladığınızdan beri böyle bir aman lanet olsun bırakalım artık dediğiniz bir nokta oldu mu hiç? O kadar olmadı. Böyle bir şey sinirlendiğin bir şey senin evet, olmuştur. Oluyor, sen takıntılısın şimdi. Yani mesela neye sinirlendin? Ya bazen bak ben kötü yoruma sinirlenmiyorum ama çok aptalca yoruma aşırı sinirlenmiyorum. Çünkü bazen yani ya bir şey beğenmemek başka bir şey. Linç'e doğru giden. Linç de değil ya. Öyle bir çıkarım yapmış ki yani kardeş bunu düşünmeden mi yazdın? Önce düşün sonra parmaklarına gitsin o. Ama sizin şimdi kitlenize herkes bakıyorum ben. Sizin kitleniz gerçekten yani bir de sizin kanalda hiç küpür yok mesela. Onlarda ilgili bir sıkıntım yok. İşte yani. Hani sizin kanalda hiç küfür yok. Siz gerçekten 7'den 77'ye herkese hitap ediyorsunuz. Evet. Benim mesela yeğenim seyrederken annem de seyrediyormuş sizi aynı zamanda. Ve aşırı gülüyormuş sana. Yani acaba. Şeyde hani böyle de bir şeyiniz var. Sizin bu kadar güzel bir çizginiz varken aptal bir yorum gelmesi tabii ki seni sinirlendirir. Yani çok normal bence sinirlenme. Mesela şöyle bir yorum geliyor anladın mı? Yani herkes sinirlendirir. Tabii. Aptalca yorum söyleyeyim mi mesela? Çok aptalca bir yorum. Şimdi bir Kürt böreği, bir küt böreği vardır. Evet, onu. Evet. Şimdi ben onu küt böreği diyebiliyorum. Ceyda da küt böreği diyebiliyorum. Ben de küt böreği diyebiliyorum bu arada. Ha. Yani Türkiye'nin küt yarısı. Böreği miymiş onları? Ben küt bilirim. Bak herkes farklı biliyor, ben, tamam mı? Ben de ülkece farklı biliyorum. Evet. Bir de yani kimisi küt diyebiliyor, evet. Kimisi küt böreği diyebiliyor. Ama biz orada neymiş Yunanistan'da yediğimiz bir böreğin çok benzerliğini konuşuyoruz. Ceyda diyor ki onun adı küt böreği değil mi ya? Yok abi küt böreği değil miydi falan. Biri yazmış aşağı. İşte ırkçı. Ceyda ırkçı diyor. Irkçılığınız buraya kadar yansımış. Böyle yazmış. Şimdi bak bu kötü yorum değil. Bu salaklık abi. Hayır bu aptal. Gerçekten. Sen aptalsın ama demek bu yani. Şey yani. Evet. Kusura. Yani evet abi böyle bir kusur aranmaz yani. Ne ya da abi mesela da bu değil yani. Hayır bir de ne yapıyorlar? Ceyda Çerkes. Yani, hani. Hani anladın mı? Zaten konuyla çok alakası yok. Yani hani hiç şey değilsin. Hani, kötü niyetli aptallık ya bu. Anladın mı? Evet. Bunlar sinirleniyor. Yoksa hayır abi bir de ne var biliyor musun şimdi? Yorumlarda herkes çok seviyor. Çok fazla paylaşıyorlar. Böyle çok seviyorlar ediyorlar falan ya. Altta bir tane kötü yorumun fark edileceğini de bilip onun üzerine oynayacağını da biliyorlar. Ve oradan dikkat çekme amacı da var. Yani bilerek kötü yorum yapıyor. Yani hani. Bizde kötü yorum ya. Fırat dalga geçse de ben hiç ne Instagram'da ne bir yerde asla paylaşmam. Asla görmem bile. Bu arada ben de bu arada paylaşıyorum. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Anında banlıyorum abi. En güzeli. O dediğin tipler en çünkü güzeli, biliyorum onu. Adam diyor ki sonra bundan sonra yazıyor yorumları. Bu arada banlananın güzel yanı şu. Yorum yazıyor ama kendi sadece kendi görüyor. Kendi görüyor. Evet. Ben kısıtlanma gibi oluyor. Ne oldu? Önce yazarsın. Ne oldu? Nanik. Eleştirileri falan seviyorum. Bazen güzel yönlendirme yapıyorlar. Abi aslında şunu artık şöyle yapmayın tabii falan. Tabii ki çok güzel yorumlar geliyor 4-5 zaten. 4-5 tane geliyor tamam mı? Diyorsun ki dur bu konuda rahatsız olmuşlar. İşte çok güzel yorumlar var öyle. Yine sizin dünürler videosunu seyrettim ben. Bir şeyler yerken oradan şey yapıyordu, dönüyordu, ediyordu falan. Orada da annenin ne kadar tatlı olduğunu tekrar gördüm. Şu an ne kadar sinirleniyor. Sana ne kadar sinirleniyor. Acayip. Yani o yüzden de şey işte orada bir şey söylüyor. Üç harfli bir şey söylüyor. Yani bok gibi, bok dediği diye. Küfür ettin gibi.
gibisinden. Tabii, i̇şte tabii. Onun için o bile kabul edilemez, anladın mı? Hayır, bunu söylememen gerekiyor diyor. Yine o zaman hep beraber. Yani bu küfür değil diyoruz. Benim yaşıma göre öyle. Ben rahatsız, ben öğretmenim. Ben işte öğretmenim. İşte. Aynen öyle. Abi yani, her video bitiyor, şöyle mesaj geliyor bana. Tabii analizler yapılıyor. Şöyle şunu söyleseydin ya, burada ayıp burada olmuş niye böyle dedin falan gibi. Sizinkilerde peki? Sizinkilerde yok. Oğlum, kendi gibi rahat ailesi de. Ama iyi bir şey. Yani bak, ailene karşı sorumluluk sana zaten belli şeyleri yapmamanı sağlıyor. Doğru. Tabii, doğru. Bizde de öyle. Zaten yapmaz şey daha mantıkları var. Evet. Ama i̇şte Fırat'ın yapacağını bildikleri için uyarılar geliyor. Şey peki, sen bir soru soruyordun arkadaşım. Ben hipnoza girdim. Ben şey diyordum, YouTube'da yeni böyle bir konsept bir şeyiniz var mı? Var. Hazırladınız. Hadi söyle. Ne zaman yayınlanacak bu? 2 hafta sonra. 13 Şubat. Tamam. Aa, 14 Şubat. Aa, kızım. Gel buraya. Hop. Nasıl geldi? Sevgililer günü dedik. Bak, Ceyda'yla getirdik, oturduk buraya. Evet, sevgililer günü özel oldu. Sevgililer buluştu. Gerçekten bizim kanalımız yine Esra ile olduğunu yaptı. Yani sanki şey değillermiş. Çok mutlu olduk vallahi ya Ceyda. Özel bir günde böyle güzel bir çift daha özel olamazdı. Gerçekten. Yani. Estağfurullah. Yok yok. Hocam, bu ruju neyle böyle nane? Şey içinde, evet, bu diyorum şeyi. Nerede hafif bu? Mentollü, maximizer. Biraz büyütüyor, şişiriyor. İçinde böyle biberiyem mi var? Biberiye var içinde. Duygu geliyor. Yani. Ama, evet, evet. Ama bu rujun en güzel özelliği ne biliyor musun? İnanın inanılmaz yoğun bir nemlendirme efekti çok var. Çok önemli. Böyle kalkıyor bak dudağı. Yok işte. Bu şişirmiyor da bir... İnanılmaz güzel nemlendiriyor. Yok, sadece. Dökülme yani kalkmış şöyle. Bu arada sizin kanalda bir makyaj videosu görmek istiyoruz artık. Tamam, evet. Yapalım. Kim yapıyor? Ama ben yapıyorum tabii. Sen yapacağım. Yap artık, biz sen yaptık, niye sana da yaptık. Bir tarafa sana sen da, bir tarafa siz yapın bence. Aynen, siz bir yerlere gitmiyor musunuz başkasının kanallarına? Gittik. Herkes gittik. Sizin kanala geliyor. Yok, yok gideriz. Yani kim isterse gideriz. Tamam işte, siz hani gelin. Tamam. Seve seve yaparız. Böyle ben onu bir konsepte oturtmaya çalışıyorum. Tamam. Bu sevgililer gününde madem 13 Şubat'ta bu videoyu yayınlıyoruz. Bir hediye aldınız mı? Var mı bir hediye? Erken çekiyoruz bu videoyu daha ama. Daha almadık ya. Daha. Öyle şeyler yapar mısın sevgililer yok günlerinde? Yani şey bazen yapıyoruz. Ama yapmıyoruz deyip yapıyoruz ama şey değil yani böyle. Devasa inanılmaz hediyeler değil. Sevgililer günde yüzükler şey o kadar yok değil. Peki en son sana ne hediye aldın? Ben eve gelirken sürpriz yapıp hediye almayı seviyorum o arada. Aynen. Böyle gelirken sweatshirt alıyorum mesela. Alakası mesela bunu almış. Mesela bunu ben almıştım. Fırat ne aldı sana en son? Sevgililer günü harici. Takmamıştım. Evet, saat aldım. Ha. Ama süper. Bunlar güzel en şeyler işte. Evet. Saatlik özürlükler. Niye? Çünkü istiyordu, ihtiyacı var. Ya biz istediğimiz şeyleri işte sen o zaman bunu al, şunu al gibi. Sürprizlik bir şey pek olmuyor. Ne yapacağız ki zaten? Ama zaten evet, şöyle bir durum var aslında. O saati o da kendi de alabilirdi. Sadece evet, baktım ki aklında bir ara alırım diyor. Aynen. Ertelediğimiz şeyleri alıyoruz aynen aslında. Bu çok güzel bence evet zaten. Zaten evliyiz, ikimizin ortak parası ya. Yani. Ben ona onun parasıyla bir şey almış gibi bir şey oluyor. Evet. Anladın mı aslında? Ama Fırat hediye paketi açmayı inanılmaz seviyor. Ya evet, ben de çok aşırı seviyor bak. Markalar falan bile bir şeyler evet gönderdiniz. Ya eve bana ben kargo gelmiş. Geldim açmış hepsini. Her geldiğimde açık kargo. Bardak bile geldiğinde o şeyi senin en son kargon çok iyiydi ama. Ne geldi? O neydi öyle? O sihir dükkanından. Sihir dükkanından. Böyle şapka geldi. Ay neler geldi? Bereler. Bereler. Gözü konuşuyor. Nereye? Konuşan şapka var ya. Sihir dükkanı. İşte. Sihir dükkanına sevgilerimiz. Yok artık. Çok çok iyi. O çok güzel bir paketti. Gördüğünüz gibi gerçek bir canım. Evet. Evet. Net canım. Ciddi anlamda YouTube'da ve Instagram'a çok vakit geçiren bir deli olduğum için sizi de seyretmekten çok keyif alıyorum. Hatta dönüp dönüp alıp seyrediyorum. Benim demin sorum yarım mı kaldı bana mı? Evet. Hangi soru? Ben yakında yeni konseptli bir şey dedim ve tarih oradan tarih verdi. Doğru. Dedim doğru. Doğru. Sevgiler günü dedim. Zaten yayınlanmış olacak sizin için. Talk show başlayacak. Ama normal talk show değil. Çok absürt bir şey düşündüm. Çok İkiniz saçma mi sunuyorsunuz? Nasıl talk show? İkimiz sunuyoruz. Canım. Tamam. Yok, Ceyda yok falan. Ben geldim. Sen yine şey gibi neydi o dizi? Savaşçı dizisi gibi Ceyda burada da yollarsın mı olmaz? Ama böyle klasik aklına gelecek bir talk show değil yani. Böyle çok absürt bir şey aklıma geldi. Bence keyifli ve eğlenceli olacak. Her hafta mı? Hayır, ayda bir tane. Ayda bir. Konuk, normal konuk, celebrity bir şey ya da influencer. YouTuber, celebrity, aha, herkes olabilir. Çok iyi, çok merak ettim şu an. Bölüm başlayacağız. İlk konuk kim Orkun peki? Orkun ve Merve. Merve. Ya. Ayyicem. Zaten muhtemelen şu an yayında olacak ve orada evet, da inşallah, inşallah yayınlanamamış. Ha bir de bilmiyorum. İki hafta bir insanın eşiyle iş yapmasından daha güzel bir şey olamaz. Bir dakika toparlıyorum, tekrar olacak. Yok, koy kalsın burası. Ne olur koyma. Ben, hayır, kalsın, ne olur koyma. Eşimle iş yapıyorum, bundan daha güzel bir şey olamaz diye bir açıklamanız var. Hiç bunun aksi olmuyor mu ya da hiç gerildiğiniz ya da anlaşamadığınız konular var mı diye sormuşlar. Küçük küçük oluyordur bence. Tabii ya. Canım, şimdi bir şey diyeceğim. Var ama bunun eşinin olmadığını düşün. Ha. Anlaşamadığın şeyin daha büyük gerginlik. O ama zaman ortaklık bozulur bence. Evet ama karınla, kocanla, senin adına konuşmayayım da yani karınla olduğu zaman zaten şimdi karına sert çıkamazsın, bağıramazsın. Çünkü onu seviyorsun. O yüzden hani o gerginlik bir yere bir kadar gönül bağı var arada yani. Evet.
bu başka bir durum şimdi. Herhangi bir kadınla iş yapıyor olmasıyla tabii. aynı şey değil bu tabii. Arada yani bir aydınlığa gerisine evet. dönemeyeceğim bir laf edersin. Hı-hı. Sonra işler kopar tabii, gider. Doğru. Yani öyle bir şey olmuyor. Ama sen... sonra iş yaparken profesyonel olduğunda konuşmasam da ben mesela oyuncuyum diyelim. Sahnede Hı-hı. konuşmasam da en iyi şekilde oynarım. Ama bizde şimdi tabii. konuşmama şansın yok ki. Mümkün değil. Evet. Mümkün değil. Aslında zorluk kısmı da o. Daha zor aslında. Yani profesyonellik işin içinden çıkar yani. Tabii doğru. Yani yıllarca işte, birbirini sevmemiş rol arkadaşları var mesela, ama oynuyorlar yani. Tabii. Doğru. Onun nasıl olduğunu hiç anlamıyorum. Ben sevmediğim birini yap. Mesela işte o yüzden önce değilim. Sizde bile o Samantha'yı. Kim Cattrall'la şey işte. Sarah Jessica Parker. Abi ama işte profesyonellik. Sevmediğim i̇şte ben değilim herhalde. Ama bence. Abi şöyle düşün. Yok. %90'ını yapamıyorum. Bak buraya oynuyorsun. Adam karşındaymış gibi kameranın yanına doğru. bakıyor. Doğru. Olmayan bir obje. Onun arkasında da 20 kişi var. Onlar nasıl bakıyorlar böyle. O yakın planla hep öyle oluyor değil mi? Karşında biri varken kameraya oynuyorsun sadece. Tabii. Evet. Yani hayatım boyunca yapamayacağım. Allah'a şükürler olsun ki hani bir yetenek vermiş. Makyaj yapabiliyorum. Ama onun dışında yani oyunculuk falan. Benim için mesela nasıl biliyor musunuz? Korkutucu yani karanlık bir şeymiş kuyu. Gibi. Hani kuyuymuş gibi geliyor bana. Çok zor. Yani çok da lazım değil. İşte bizde makyaj evet, doğru, aynı. Makyaj olsun. Bir şey oyuna geçelim artık. Oynayalım kutu oyunumuzu. Bir kutu oyunumuz var. Evet. Tamam. İlk defa oynuyoruz evet. bu kanalda. Kanalda ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Size kutu yaptırttık. Bu arada gerçekten. Bayağı yaptırttık. Yani tabii kutuyu sen daha sonra kullanırız. Yani size özel yaptırttık. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Her hafta olur mu bilmiyorum ama. Ne oluyor ya yazması üstünde ben oynamadım. Yazmışsınızdır inşallah diye düşünüyorum. Kutuda ne var oyunu? O zaman kutumuz gelsin. İçine başlayalım. Objeler koyacağız, ellerimizi sokup ne olduğunu tahmin etmeye başlayacağız. Bu insanların pazar gününde daha fazla vakitlerini de almayalım aynı zamanda. Hayır. Almayalım. O da kutu geliyor. Hop, 3, 2, 1 diyoruz ve kutu hop, geldi. Abi hemen elini sokamazsın ya şu an. Nasıl sokuyorsun? Buraya gelmeyeceğini bildiğim için yavaş yavaş aşağıda oynayacağım. Evet ben bunu yapamam mesela. Bana bunlardan getirmiyor. Elledi mi? Elledi mi? Bunlardan dedi. Ben senin yerine bağlı. Aa bayağı dokunuyor. Dokunuyor mu? Ne oluyor? Abi tamam. Bu kabuklu bir... Ne? Ne? Ay! Bak değil. Ay ya, gerçekten mi? Çok hızlı çekme. Yengeç. Hayır yengeç değil. Yengeç değilse bir dakika. Çok severim. Çok severim. Sağ ol. Ne? Küçük karides stokoz işte. Tamam işte küçük karides şey diyor. Ne bu? Ne bu? Familyasını bilmiyorum işte hepsi. Ama aynı. Bir şey söyleyeceğim. Böcek adam bu. Böceğe dokunuyor zaten şu an. Abi kuyruğu da var bu. Ya! Bu ne? Ay o çok kötü ya. Bana bak vallahi bana getirmeyin bundan. Ben bu? Sevmiyorum, istemiyorum. İyi, leş gibi deniz şeyi koktu. Tamam işte deniz ürünü. Kerevit. Yavrum kerevit stokozdur benim için. Tamam. Aa adam. Yani iğrenç koktu. Çabuk bana suyu verin. Baby bilmem de. Hayır onu getirmeseydi. Yalan atma. Denebilirsin aşkım sen tamam. Allah'ın şeyden. Aşkına. Ya çok kötü kokuyor. Bu kesin bir şey pis deniz ürünü bak. Yani, pis deniz ürünü değil. Tek eliyle koyuyor ama bu arada. Hayır öyle yapma öyle yapma. Üstün batışın batar. Evet. Çok yok. Dokun, mıncık. Kötü kokuyor, yemin ederim gerçekten buraya kadar gerçekten iğrenç kokuyor. Evet, evet. Ne ya? Bunu hemen şey yapalım. Çek elimle yapabilir miyim? Yap. Nasıl istiyorsan, sen keyfine göre. Cansız değil mi? Cansız. Ya emin değilim şu an biliyor musun ondan çok. Yapısı çok çirkin. Ne sence peki? Bozulmuş tavuk. Hayır değil. Ceyda onu tutup sıkmazsan olmaz. Şöyle Allah bir... aşkına bu ne? Biraz pırt yapıyor. Merhaba bir kadar merak. Değil mi bu? Hayır. Sinirim bozuldu. Yok iyi gidiyorsun. Bence de iyi gidiyorsun bu arada. Dokunuyorsun ya. Bravo. Çok güzel ahtapot. Bir görseydin. Bravo. Kolumdaki şeyine denk geldim. Çok güzel. Bravo. Bakın bir şey... Bir dakika geliyor. Bir dakika bakayım. Abi adam korkuyorum diyor. Sizin getirdiğiniz şeye bak. Şöyle söyleyeyim. Kelle dediğim ya. İyisini söylemişim. Arkadaşlar ben dokunamam bu arada ya. Bir şey söyleyeceğim. Yavaş dokun ben. Gerçekten mi? Yavaş dokun evet. Arkadaşlar zarar verecek bir şeyse vallahi problem çıkarırım ha. Zarar. Ya ben dokunamam ki böyle şeylere. Ay dur. Bana ne oluyor sen? Hadi sok elini arkadaşım. Yavaş. Ben, dikkat edin. Ya arkadaşlar şu an çok mesela hiç böyle bir şey oynamadığım için aşırı tamam gerildim. Işte, getir, çalışıyor mu diyorum. Canlı mı bu? Çalışıyor mu? Çalışıyor. Canlı mı değil mi? Ama bunu bir yorum yapın bari. Canlı mı değil mi? Gidi yok herhalde. Eğer sert davranırsan canını kaybedecek bir şey. Dikkatli ol. Tek tavsiyem yavaş dokun. Evet yavaş dokun. Arkadaşlar ben buna dokunmasam olur mu? Hayır. Programı olayı bu. Bak ben elimle para kazanıyorum. Bu çizilir mizir elim yemin ediyorum problem çıkarırım. Yok öyle bir şey çizilmez. Bu ne ya? Bir dakika.
dakika çok gerildim. Bir de ellerinle para kazanıyorsun, ne? Dikkatli ol. Abi daha da gerildim şu an. Aa, evet. Vallahi bak. Şu an düşününce. Dur, ben ne olduğunu bile tam anlamadım. Bakayım mı? Bir dakika, ben şu an gerçekten. Tamam. Bu hayvan mı ya bu? Ne bu? Bir sok artık. Değişik bir tür diye düşün. Sorarak değil, dokunarak. Hayır, ben öyle yapmayayım bana. Ben öyle yapamam. Bir şey yapamam ben. Sola doğru kayıyor çünkü. Ne? Hayır, vallahi dokunamam. Hayır, öyle yaparsan. Hayır, değil. Arkadaşlar, yemin onları ediyorum dokunamam. Kalbim. Ama bir şey ise, ama siz yaşıyordun. Onlara gelen, yani Fırat'a gelen senin için daha kötüydü, öyle söyleyeyim. Arkadaşım, manyak mısın? Ben tabii ki dokunamam o zaman böyle bir şey. Fırat'a gelen daha kötü diyor. Benimki daha kötüydü. Kötüydü. Ha. Daha iyi. Evet. Ona göre daha iyi. Hadi bir elli Allah aşkına. Balık mı? Ne bu? Değil. Ne bu? Ne bu? Ne bu? Nasıl yaşasın onun için? Ne bu? Elini sokmadan canlı anlayamaz. Canlı bir şey değil bir kere. Oradan rahat. Canlı bir şey değil mi? Değil. Yemin edin. Ama kayıyor. Nasıl ya? Ya değil diyorum, değil. Elini 50 kere sokup çıkardı şuradan, yemin ederim. Aşağıya. Aşağı aşağı. Aşağıda. İn aşağı, in aşağı. Aşağıda tabakta duruyor bir şey. Hadi. Aa, bu çok gergin, çok terledim ben şu an. Elini öyle çıkardıkça ben burada gerildim. Gözünü kapat, ne olur, güzel bir şey olduğunu düşün. Ama ne olduğunu bilmiyorum ki şu an. Aslında ben çok öyle gerildim, yemin ediyorum çok gerildim. Gerildi bu arada. Yapma yapma, yaparsın. Ne bu? Ya, ne şey olduğunu değil, sen bulacaksın, ben niye söylüyorum? Ama yapma yapma dedi, ne oldu, ne bu? Hayır, söylemeyin. Bir ipucu vereyim mi? Evet. Bütün kutu oyunlarında kullanılıyor. Rahat et. Daha olmayan yok yani. Fare de kullanılıyor, örümcek de kullanılıyor ama. Arkadaşlar, bu his çok kötü. Ben bunu yapamayacağım galiba. Dokundun mu? Ne bu ya? Ne bu ya? Elle. Ne bu? Ne bu? Elle. Ne bu? Ne bu? Elle. Ama çok gerildim şu an. Bir şey değil. Ama ne bu? Ne ben ne, ne bu? Nasıl söylerim? Kaldırma. Yok yok, elle elle. Dur, elleyeceğim mi? Neydi o, neydi o? Dur ya. Dokundun mu? Dokundun mu? Ne o, Allah aşkına dokunamayacağım. Ne olur söyleyin bana. Dokunma artık. Şimdi çıkınca diyeceksin ki bu muymuş Allah ya? Allah belanı vermesin. Artık o kadar rahatlatalım. Hadi. Ne o, ne o, ne o, ne o? Yumurta mı? Bilemedin, yandım. Ne bu, ne bu? Çok iyi ya. Ne bu? Ne bu? Ne o? Ne bu ya? Elim titriyor gerçi bir tane. Hayır, ben canlı bir şey sandım. Ne bu, ne? Tamam. Ne, 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 ne? Ben elim çizildi ya. Canlı değil. Ama ne? Kokan bir şey, şey değil. Kokan bir şey de değil. Ne bu? Yok. Değil mi? Rahatsa daldır artık. Ne bu? Ne bu? Ay, çok kötü bunun tadı şeyi. Tadı. Tadı diyorum. Koku yani. Karar verdi. Ya ne bu dokunuyor ama? Musun? Dokunuyor musun artık? Dokundum ama anlamıyorum tamam ne olduğunu. Bu bir şey, bu meyve mi? Ne bu? Meyve bu. Ne? Çıkarıyorum artık çok. Ne bu? Şey yaptın. Ay, buna mı gerildim bu kadar ya? Ne salağım ya. Ne salağım gerçekten. Ama bir şey söyleyeceğim. Kolum çizildi. Hala titriyor. Ben bu kolum uzaktan çizildi. Bunu solo zannettim. Ben de öyle gittim. Ben de ilk geldim. Böyle slime mi olur ya? Parçalanmış şey gitmiş. Yapma. Bir şey söyleyeceğim. Çığlık atar. İyi de bir şey diyeceğim. Adam korkuyorum dedi. Ama bir şey söyleyeceğim. Gözlerim sen var ya. Başta çıkmamıymışsın, o yüzden. Evet, keşke en başta sen kullansaydın. Bir şey söyleyeceğim. Yapmaz ki. Ben biliyorum onu. Daha sıçırım yani ağzınıza. Yani bu aslında sana denk gelmeyecek. Evet. Evet. Benim yüzümden oldu. Çok üzgünüm. Evet. Böyle bir durum. Canlı bir şey mi? Yok. Bir daha bir şey söyleyeceğim. Bunu oynamazlar. Bu son olur. Evet. Bu son olur. Canlı değil, değil mi? Evet. Bu son. Bir şey söyleyemeyiz. Evet. Bir şey söyleyemeyiz şu an. Seçkin. Arkadaşım, sadece yavaş ol, o kadar. Bu arada canlı değil. Ya söyle, bir şey söyle. Canlı değil, onu canlı demeye çalışıyorum. Canlı değil, bir şey söyleyeyim mi? Belki de bir yere canlıydı ama işte. He. Belkisi yok, öyleydi de. Kötü i̇şte, kokan bir herhalde şey mi? Kötü zannetmiyorum, yani tam olarak bir getirici görevi. İçinde bir can var ama. Evet. Nasıl? Yani. Anlayacaksın çıkınca. Patlıcan mı kız? Vallahi bildi. Nasıl bağladın? Niye söyledin ya? Hayır hayır. İyiydi iyiydi. İyiydi iyiydi. Niye renk veriyorsun? Ne alakası renk var? Renk ver. İçinde cam var dedi ama. O muydu gerçekten? Gerçekten mi? Bence bir tane daha bence gelsin. Başka bir şey, başka bir şey daha gelsin. Gerçekten patlıcan mı? Patlıcandı. Aa bak, yine bu minvalde bir şey gelsin. Nasıl bunu ya? Aa nasıl bu minvalde gelsin? Bu minvalde... Aa böyle sipariş mi olur? Ne diyor bu minvalde? Bu minvalde bir şey gelsin diyor. Ama bir cam var içinde dedi. Uy, o da çok iğrençmiş ama bak bu sefer iğrenç yani. Sensin Ceyda bu arada. Canlı değil değil mi Allah aşkına? Değil yani. Canlı bir şey değil değil mi? Canlı, canlıymış değil şu an. Ama başka soru sorma. Evet, artık o kadar da değil. Sok bir kere de dokun. Aşağıda tabakta mı duruyor? Tabii böyle. Bir şey tabağın içinde tabii. Yüksekte şey yüksek de değil, yüksekte de değil. Ama elini birazcık dikkat etmen lazım ona. Ben senden daha fazla gerildim şu an arkadaşım evet, ya. Evet, gergin.
Kokuyor bu. Evet. Bir normal yani, öyle bir şey kokması. Bu mu kokuyor lan yoksa? Yok yok. İçine çok şey girdi çıktı. Onlar da kokuyor olabilir. Evet. Dokunmadan imkansız mı? Dokunmadan evet, bak bakayım. Vallahi bir söyle ne olur diyor. bana bir kokuyor. Söyle ne olursun. Kimi kandırıyor bunu? Kimi söyle beni ne olursun diye. Gizli. Aşağıya, evet elini aşağıya indirmen lazım arkadaşım. Hep yukarıdasın. Canlı bir şey değil değil mi lan? Ya canlı değil ama... Şu an değil. Canlı gibi. Çok kötü. Bu neye gerçekten? Aşağı, çok az aşağı indirmen lazım yine. Ya Fırat ya! Ya ne yapıyorsun? Dokun artık kusacağız yoksa. Gerçekten kusacağız. Bir şey tahmin et bunu. Sen kokusunu alıyorsun ben görüntüyle kokuyu birleştirdim yetti bana. Yani ben kahvaltı kötü. Yapmadım daha ne olur. Of. Midem kalktı. Ya ne bu? Şunu versem yemezsiniz şu an öyle bir görsel veriyorum. Evet ya. Ne bu? Ne bu? Ne? İşte bak. Değdi daha değil mi? Hiç dokunmadı. Dokun, dokun. Değdir, elini değdir. Ortada mı şu an? Ortada, tam ortada. Bir ortada. Kötü bir şey mi? Dokunur çek. Dokun bak. Dokundun mu? Çok kötü. Ne bu ya? Dokunamadım. Ne? Tabağa dokun. Tabak var burada. Tabak var, tabağın içinde bir şey var. Şöyle bir mıncık. Karıştıracağım bir de. Tabii. Şöyle bir mıncık yap. Mıncıklaman lazım ki dokunman lazım. Allah! O da koptu. Beni niye korkutuyorsun? Ne bu? Dokundun mu? Evet. Dokundun mu? Neye benziyor? Tahmin yürüt. Tahmin yürüt. Ne bu? Mıcık bir şey. Yumurta mı? Hayır. Hayır. Neydi? Yumurta olsa sevinirim. Yumurta olsa niye kusayım? Ne bu? İnanılmaz bir ne bağırma, o? Çağırma. Koklama. Bilemediysen söyle. Ne o? Söyleyelim bilemediysen. Kokmuyor da. Söyle. Ne? Kedi maması. Allah belanızı vermesin. Benim dokunmayacağım bir şey yok. Lazım. Evet bu arada sen abi biraz cesursun ya. Yani oraya yılan koysanız beni sokacaksa koymazsınız diye. Kendine gelmiyor. Tabii bu arada öyle bir şey. Değil. Öyle bir rahatlığım var. Ha. Abi hop diye koydu elini. Ne ya? Senin de iğrendiğin bir şey olmuştu ama. Aa, neydi? Rita. Rita ne? Şimdi bu bir et de. Anlayamadım. Et, adam et dedi. Direkt. Et mi? Aa, yapıştırdı bana. O bir et değil de. O. O. Ne o? ayak şeyi ayağı. Evet, doğru. Ne? Doğru. Koyun ayağı. Kuzu. Doğru, çekil. Şey ama tırnağıyla her şeyle. Adam pat küt anladı, şey yaptı. Abi çok kötü. Nasıl bunu? Hadi değiştirelim. Hadi o zaman. Doğru. Bakayım nasıl tip onun? Bakayım. Tecrübe. Aynen. Paça işte, ayak paça. Çok kötü, ben çok, çok. Geçiyorum. Ha kötü hakikaten. Abi paça Reda çorbası da içen bir insandan ne bekleyebilirsiniz? Ne alakası var ya? Ne bileyim ben. Ben hiç içmedim biliyor musun hayatımda? Asla içemem. Ben sakatat falan da yiyemem. Aa o ne ya? Merve bizim videoda bunu koyacaktı. Sakın koyma dedi. Yalan evet. Atıyorsun. Sana yalan asla atıyorum. İnanmıyorum. Yalan koymazsın dedi. Dönebilirsin. Yalan atıyorum. Fondötenin güzel harbiden ha. Sen fondöteni boşver şimdi. Bak, hareket etmez değil mi? Bana bak ben şey hazırlıyorum burada. Sana. Ben çünkü gerçekten birazcık öyle bir ürün. Ben Fırat'ın duygusunu böyle çekiyorum. Çok sert. Hep şey yapma. Benim mantığımla hareket edersin olur. Senin mantığınla hareket edeceğim şu an. Kollarımı nasıl çizdim? Aa tüylü bu. Ne? Evet. Evet birazcık birazcık. O bakışlar. Saçmalamayın. Tavuk mu? Hayır. Tavuğun tüyü mü var Ceyda? Cansız değil mi? Canlı yasak zaten. Yo. Yasak canlı değil bu arada. Olabilir bir zamanda. Çakın. Ben bunu eleyemem. Eledim zaten. Cansız. Ama canlı da olabilir eskiden. Evet bu birazcık zaten. Şey. Yavaş dokun. Zarar verme. Şey yapma. Pamuk helvaya benziyor. Bravo. Aferin. Bravo. Tamam, artık rahatım. Bitiyor, sonra da kapatıyoruz. Artık rahatım aynen öyle. İnsanları da şey yapıyor. Bak ben... bak şimdi nasılım. Tamam. Dikkat taktiği şey. Aldım ben. Bak, niye biliyor musun? Taktiği aldım. Bir. İkincisi de şöyle bir şey var. Ben bir şeyden önce çok korkarım. He. Ama ondan sonra denedikten şey sonra gibi, bakıyorsam şey. Gibi. Evet. Hiç bilmem derim. Bindikten sonra o keyif aldıktan sonra ondan sonra da. Sonra devam edersin. Ceyda da öyle. Benim aynı birebir böyle. Ben ne yaptım bir şeyler yaptım. Hatta benim benler biner çok sever mesela evet. Ceyda'da. Yapmayın ama. Gereksizin tamam. Büyük konuştun. Yemin ediyorum. Sen bunu demin dediğin kadar koy, iyi yap. Onu da koy. Ben ne istersen yaparım abi. O kadar diyorsun. O kadar eminim hey. Yani. Canlı değil zaten. Küçük çok bir değdikten sonra kararını verirsin zaten orada bence.
Ne olabilir ki? Ne olabilir dokundun ki? Dokundun mu? Ne olabilir? Yok, dokunmadım daha. Ne olabilir ki? Belli daha dokunmadım. Ne olabilir ki? Ne olabilir ki? Ne oldu ya? Dokundun mu? Hayır, dokunmadım. Bir kere bir şöyle parmağın ucuyla dokun, sonra bak. Gerçek mi bu, canlı mı bu? Ne bu? İnsan gerçek. Hayvan mı? Gerçek. Sebze mi? Gerçek mi? Gerçek. Gerçek. Nasıl canım? Yalan mı? NFC'sinin kocası. Gerçek tabii. Gerçek derken arkadaşlar canlı mı demek istedim? Canlı hiçbir şey yok. Canlı olsa senin. Yok, yok işte. Yani yılan bir şey koyacak halimiz yok. Bu çok kötü kokuyor. Evet. Dokun bak, bir kere şöyle parmağını bir ittir. Hayır, bakmadım da koklamaya çalışıyorum. Parmağını ittir mi diyorsun? Neydi bu? Yaklaşıyor muyum? Hani çok rahattı. Yaklaşıyor muyum? Yok yok, geriliyormuş insan yine. Ama bir dokun bir. Bir dokun bari. Dokununca şöyle. Her şey resetlenecek sende. Dokunuyor mu şu an? Dokunamıyorum şu an. Hayır, yapamıyorum. Belli değiyor mu şu an? Değmiyor değil mi? Hayır. Belli çünkü değmedi. Ya dokun ya. Yapmayın yapmayın, öyle yapmayın. Ne yaptık? Bir şey yapmadık. Şey dokun. Ama dokundu, şey dedi, belli edemedi, değmedi. Belli. Şey yapın ya. Aa, ne bu ne bu ne bu? Ne bu bu ne bu bu? Ne bu bu? Ne bu? İşte onu sen bulacaksın. Biz. Ben dokun şey yapamayacağım bunu. Tüy mühürlü bir şey bu. Gerçekten mi abi? Evet, geldi. Vallahi gerçekten. En kötüsü değil. Nasıl ya? Sanki bana kıyamazsın gibi geliyor bana. Kıydın mı yoksa? Ne oldu? Yok, gerçekten en kötüsü geldi şimdi. Gerçekten mi? Hayır ya, yapmayın öyle. Bakın hemen yanıyorum. İki parmak at. Ben sana bir şey söyleyeyim. Aa, ne o ne o ne o, bir şey. Burun gibi bir şey geldi. Çok iyi. Hadi. Ne o ne o. Lan manyak, kolumu kopartacak bu da. Çok aşağıda çünkü. Çok bence aşağıda. Bence çok da kaldır onu. Yapamam abi, ben öyle bir şey çok yapamam. Çok aşağısı. Çok yani dip, şey, yere çok yaklaşman lazım. Abi çok iyi ya. Yüksek değil. Ne bu? Ne bu? Bir şeye dokunuyorum. Ne bu? Kuyruğu muyruğu mu? Ne bu? Ne bu? Aşağıda çok... Dokundu mu ya? Ben şey dokundum. Dokundum abi de. Şöyle mi dokunuyorsun? Evet da? Öyle dokunuyorum. Ya şöyle tut. Yok yok, yapamayacağım ben bunu. Tamam ya, çok gerildim. Vallahi. Son bir hadi. Bak cesaret veriyorum. Tut şöyle. Çok kötü kesildi ellerim. Bir şey oluyor. Yok arkadaşlar, yapamayacağım. Çok terledim ben yine bunu. Ne tamam, bu? Peki. Ne bu? Zengin. Ya ben buna nasıl dokunayım? Zaten sevmem ki. Normalde ben şimdi. Evet, dokunamam işte onu ben. En kötü sana geldi. Evet ya. Tamam, o zaman son. Seçkin bir de tipine tamam, bak. Bunu tipine bakayım. Tipine bakayım. Ay, bir de iyi ki dokunmamışım ona. Gerçekten en sona geldi. İyi ki dokunmamışım ya. Bak ilk defa tepki verdi. Oh oh diye. Ben bir şey demiyorum çünkü bana inanmıyorsun. Sen elini bari sil, çok fena şey yapabilir şey o. Evet. Kaldı mı da kaldır kaldım yani. Kaldım evet o. Neden biz bu oyunu oynamaktan çok zevk alıyoruz? Evet çok ya çok. Ama ben mesela gergin çok geriliyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen buna dokun, yaşadığını hissedeceksin. Evet. Nasıl öyle bir şey. Yani ölüm tecrübesi gibi düşün. Hani yaşadığını hissedeceksin. Kaydı. Eyvah ya, eyvah. Kıpırdatmasın ama. Eyvah. Al hemen. Tut öyle. Kız niye kaydı? Vallahi. Hareketli. Evet. Şey elinizi hemen şey yaparsın. Bu sona özel işte. Sola doğru kullan elini. Çünkü o tarafa doğru kayıyor. O tarafa doğru kayıyor. Gidiyor artık, sen bilirsin. Tamam, neyse söyleyeyim, hiçbir şey söyleyeyim. Ya of aman. Hadi bir cesaret. Hadi bir cesaret. Pis kokan bir sok, şey sok mi? Sok elini. Yani bazen kokuyor. Allah'tan şu, yani ellerim kokacak mı şu an? Allah'tan hayır, bence kokmadı. Kokmayacak şu an eli. Elin kokmayacak da. Ya yani, ürkütmezsen koku salmayacak bir şey. Bak ya. Ya elleyemiyorum. Of. Eller yavaş bu yavaş. Arada bir, yani aşağı doğru. Biraz önce benim yaptığım hatayı yapıyorsun sen. Burada yapıyoruz. Tam ortada aşağıda. Küçük yani küçük, bayağı küçük bir şey. Yakalaman zor. Evet. Şurada var mı şey? Evet, tam orada. Bak birazcık aşağı indir. Beni yönlendirmemi evet. Bak arkadaşım bir dakika. Ben şimdi aşağı indir elini birazcık. Evet, birazcık evet. İndir. Birazcık. Bak, çığlık atarım. Ben de attım, manyağa bak. Atarsın. Yap biraz, elini gibi bir şey mi? Yani at aşağı, elini birazcık koy, elini koy. Yani dokunduğun an hissedeceksin ne olduğunu. Bana bakma, kameraya bak. Tam dokundun. Tam dokun, birazcık aşağı doğru al elini. He? Aşağı, ya indirsene elini. Hayır aşağıda, yani bayağı şeyin içinde. Hayır! Dokundun mu? Hayır. Ya niye tepki veriyorsun dokunmuş gibi? Bakma, senin için de açtım buraları, evet, bak görüyor tamam. Musun? Aşağıya birazcık aşağı. Dokun bırak. Dokun, bir tek dokun bırak. Bak, şöyle diye bir ses çıkartabilir, onun dışında hiç sorun yok. Ama sert dokunmazsan çıkartmaz. Sert dokunma sadece. Yani şöyle o ne dokun. Demek lan? Fake diye ses çıkartmak ne? Çünkü... Ne bileyim abi, hayvanın öyle yaratılmış. Ya. Dokun bırak. Bırak. Bak biraz önce en azından benim yaptığım gibi yap. Hadi. işte. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya ne olur. Ona zarar gelmesin. Bak ona zarar gelmesin diyor ya. Nasıl? Yazık çünkü. Şey, yani şeyi. Çıkmaya çalışıyor şeyden yalnız. Ay. Hareket ediyor. Saçmalamayın. Yapısal. Ellemem o zaman.
Zaten ellemiyorsun. Ama hakikaten ellemiyorsun. Hareket ediyor diyor ama ya. Ama daha mı? Ama sen hareket ediyorsun. Sen çok yavaş hareket ettiriyorsun. Sağlam bir şey değil. Çok yavaş. Hayır, mümkün değil o zaman sokmam. Sok ya bak. Burada sana zarar verecek bir şey söyleyeceğim. Sana zarar verecek bir şey değil ki zaten öyle her şeyden önce. Tamam ben veriyorum tüyü. Cansız abi. Cansız mı? Ama... hareket cansız ediyor diyor bunlar. Ama hareket ediyor. Ediyor. Yalan mı söylüyorum? Ama ediyor. Görünce anlayacak. Ya o tarz. Ya ki... Tuttu. Ya sen beni daha çok korktun. Tam ortada. Ortada. Ne diyor? İzlemek istiyorum Ruhan. Ya çizildi her yerim. Benim bak işte şey oldum hani. Sert yavaş. Sert olan ona. Heh, dokun, dokun. Dokun şimdi. Dokunman lazım. Evet, evet tam ortada. Dokun. Şöyle elini al rahat et. Vallahi bak bana güven. Doğru söylüyorum. Güven vallahi güven Ceyda. Ceyda güven. Güven Ceyda. Ya dokunduk mu hiç? Ben merak ediyorum. Hiç dokunduk. Sulu bir şey. Evet. Dokundun mu? Sulu mu? Sulu mu? Neresine dokundun abi? Su geldi elime sanki. Hayır öyle bir şey yok. Sen onu tabağa mı dokundun? Hayır hayır. Dili dili. Oldu öldü koptu. Ya şunu dokun artık ya beni korkutma. Ne bu? Dili gelmiştir dili. Ya dili değdi, bir şey değdiğini anlamadım ki. Dokundu dokundu. Bir şey gelmiş evet. Kim bir şey diyeceğim hislerini kaybettin korkudan. Evet. Yani Allah'a değdi. Alakası yok ama oradan ya. Bir şey değdi yaprak gibi bir şey değdi hayır, anlamadım. Hayır hayır yaprak. Ne alakası var yaprakla? Yaprak bir şey değdi yani. Şey hadi bak çok dokundu fazla vakit bir şey yapmayı istemiyorum. Bulamadı, bulamadı. Ne yapacak? Yapacak bir şey yok. Gösterelim. Ya görünce diyeceksin ki bu. Allah belanızı. Yapmasın sen. Bir şey söyleyeceğim. Hadi bunu kaldıralım artık. Oyunumuzu oynadık. Çok güzel, çok cesurduk. Ya biz ikimiz... Özel bir oyun. Evet. Biz ikimiz... Çok özel bir oyundu. Çok cesurduk ve zaten seyredenler gördü bence. Ama işte bence işte bu beyin yine. Yine bu beyin yapıyor. Garip bir şey beyin gerçekten. Gerçekten öyle. Yani slime Görmeyince katlanıyor. Aynen. Görüyor musun? Tekrar teşekkür ederiz. Gerçekten. Böyle özel bir günde böyle özel bir çift ağırladığımız için çok mutluyuz ya, efendim. Biz teşekkür ederiz. Sana emri vaki oldu birazcık evet ama hayır, o samimiyete inandığımız şey için şey yaptık. Kendimi şey yaptım. Dahil ettik. Zorla yok. Hayır. Hayır. Evet. Efendim o zaman bir bize kaldın daha sonuna geldik diyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı gün aynı saatte biz yine burada olacağız. Abone olmayı, yorum yapmayı ve like bırakmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abi çok teşekkür ederiz. Valla şahane bir video oldu ya.